14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek genel seçimlerde yeniden Refah Partisi Edirne Milletvekili adayı olarak gösterilen isimler bugün bir işletmede düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Birinci sıra adayı Hakan Çalışkan, ikinci sıra adayı Tugay Sütcan ve üçüncü sıra adayı İsmail Oral'ın tanıtıldığı toplantıya Kurucu Merkez İlçe Başkanı ve İl Başkan Vekili Ali Kağan Dağdelen, Kadın Kolları İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı da katılım gösterdi. Birinci sıra adayı Hakan Çalışkan, koltuklara değil dertlere çare olmaya talip olduklarını ifade etti. Bizler kurulduğumuz günden 23 Kasım 2018 tarihinden bu yana aynı çizgide yolumuza devam etmekteyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz ve doğrunun yanında yanlışın karşısında olacağız. Bir tarafta 7 benzemez ortağın bir araya gelerek kurdukları Millet İttifakı, diğer tarafta ise aynı mukaddesat yolunda ilerleyen yeniden Refah Partisi olarak bizim de içinde yer aldığımız 4 partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı vardır. Yine biliyorsunuz ki başından beri niyetimiz Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında tek başımıza girmekti. Lakin gelinen süreçte karşı cephede yer alan birbirinden farklı görüşlerin bir araya gelerek ülkemizin maddi ve manevi kazançlarına göz dikmeleri, özellikle bizim kırmızı çizgimiz diye tanımladığımız birçok manevi konuda tahribata gidecek olmaları, bu konuda yaptıkları söylemlerden dolayı bizleri Cumhur İttifakı saflarına katılmayı zorunlu kılarak tarihi bir sorumluluk almaya mecbur etmiştir. Bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı ve bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine hiç girmedik. Sunduğumuz 30 maddelik talebimizde ülkenin menfaatleri için gerekli olduğuna inandığımız maddelerdir. Bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse, örneğin üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması, belediyelerin borçlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve israfların önlenmesi, tarımsal kotaların kaldırılması, çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının aşağıda olmamasının temin edilmesi, dil, din, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapmadan herkes için adaletin tesis edilmesi, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşünün temin edilmesi ve mazottan vergi alınmaması gibi başlıca 30 maddeden oluşuyor. Sadece bu 7 karanlık masaya ülkeyi ve milleti teslim etmemek için bu 7'li masanın iş başına gelmesini vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na içerisinde yer aldık. Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu mecliste çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz. Mecliste milletimizin sesini çok daha etkili bir şekilde duyuracağız. Edirne'de olduğu gibi tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. Bizlere şerefli oylarıyla destek olacak seçmen ve sevenlerimize sesleniyoruz. İttifakta olduğumuz için baraj problemimiz yoktur. Rahatlıkla oylarınızı yeniden Refah Partisi'nin adaylarına verebilirsiniz. Bizler koltuklara değil, dertlere çare olmak ve dürüst çalışmanın onuruna talibiz. Yeniden Refah Partisi Edirne Milletvekili adayları olarak çalışmalarımızı hızlandırarak 14 Mayıs tarihinde zaferle çıkmak için gayretlerimizi göstereceğiz. İkinci sıra adayı Tugay Sütcan ise 1999 doğumlu olduğunu ve yaşıtlarına güzel örnek olmak istediğini belirtti. Benim doğum tarihim 1999. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak sloganımız önce ahlak ve maneviyat üzerine. Bizde tabii şimdi kuşaklar arası bir söylemler var. X kuşağı, Z kuşağı vesaire. Ben 99 doğumlu birisi olarak bu kardeşlerime hüsnü misal teşkil etmek, güzel örnek olmak istiyorum. Bundan dolayı milletvekili adayı oldum. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın tensipleriyle, uygun görmesiyle milletvekili adayı oldum. İkinci sıra, Edirne ikinci sıra milletvekili adayı oldum. İnşallah hayırlara vesile olsun. 14 Mayıs günü milletimizin, devletimizin hayırına en güzel muvaffakiyet
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Üçüncü sıra adayı İsmail Oral da güzel bir seçim süreci geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Aslen Çanakkale'deyim. Yaklaşık 9 seneden beri Edirne'deyim. Esnaflık yapıyoruz burada. Amacımız güzel bir seçim süreci geçirmek.